değerli Fuar TV izleyicileri, fuarlar arası yolculuğumuz tüm Türkiye'de devam ediyor. Bugün TÜYAP'ta yapı fuarındayız. Sektörün önce ismi NAMA'ya konuk olduk. Firma ikinci kuşak temsilcisi Ayça Hanım yanımızda. Bakalım bize neler aktaracak. Ayça Hanım merhaba. Merhabalar. Öncelikle bize yoğun temponuzu aradığınız için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederim. Burası çok yoğun bir stand. Onu görebildik deminden beri ama birazdan. İlk günler olmasına rağmen fuar umarım verimli geçiyordur. Gayet aktif, güzel gidiyor. Güzel. Katılımcılar, ziyaretçiler gayet güzel. Keyif alıyoruz. Dilerim sonuna kadar o şekilde devam eder. Peki. NAMA'nın ben biraz sonra tercih etme sebeplerine, faaliyetlerine değineceğim. Ancak öncelikle izleyicilerime ben sizi tanıtmak istiyorum. Buranın hikayesi çok eski. Babadan teslim aldınız. Sizden dinlemek istiyoruz. Kendinizden de başlayarak NAMA'nın hikayesini dinleyelim sizden. İsmim Ayça Gül Arıcı. NAMA Endüstri AŞ'nin ikinci kuşak temsilcilerinden bir tanesiyim. Şirketimizde ticari ilişkiler müdürü olarak görev almaktayım. 12 yıldır aktif olarak çalışıyorum. Lisans derecem fizik mühendisliği olmasına rağmen yüksek lisansımı üretim yapmakta olduğumuz kompozit malzemelerle ilgili olarak yaptım. Kimya mühendisliği üzerine yüksek lisansım var. Şirketimizde yine ikinci kuşak temsilcilerden ailemiz dahilinde olan finans departmanında çalışan ve fabrika müdürü olarak çalışan üyelerimiz mevcut. Harikasınız. Peki, babadan teslim aldınız siz bayrağı elbette. Biz de yerinizi çok güzel kanıtlayan senelerdir sürekli yeniliğe imza atan bir firmasınız. Ben birazcık hizmetlerinizi açmak istiyorum bu anlamda. Neler var NAMA'nın içerisindeki ürünlerde? Hizmetleriniz nelerdir? Bizim şirketimiz 1982 kuruluşlu bir firma. Ankara kuruluşlu bir firma. Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde merkezi Başkent Organize Sanayi Bölgesi olmak üzere Ankara içerisindeki çeşitli organize sanayi bölgelerinde yerleşkeleri mevcut. Esas üretimimiz kompozit ızgaralar, kapaklar, profiller, direkler ve polimer beton kanallar üzerine. Kompozit ızgara temelinde gidecek olursak ya da genel olarak önce belki kompozit malzemeden bahsetmem gerekirse camelyaf takviyeli polyester malzemeden mamul bir ürün üretiyoruz biz. Bu malzemeler muadillerine kıyasla çok yüksek mekanik mukavemetleri olan özellikle çelikle benzerleştirirsek eğer eşdeğer mukavemete sahip, korozyon dayanımı çok yüksek, çürümeyen, paslanmayan, okside olmayan malzemeler. Dolayısıyla tedarik edildikleri zamandan sonra itibariyle uzun bir süre kullanım ömürleri olan malzemeler, UV dayanımlı malzemeler, atmosferik şartlardan etkilenmeyen ürünler. Bunları üretmek için de güzel bir ARGE ekibinizin olması gerekiyor. Aslında ARGE'den ziyade bizim testimiz içerisinde bir ÜRGE ekibi var. Yaklaşık idari personel bir üretim kadrosuyla birlikte 40 kişiyi aşan bir ekibimiz mevcut. ÜRGE ile alakalı olarak da sürekli kendi üretimini yaptığımız, seri olarak üretimini yaptığımız malzemelerin iyileştirmesiyle tabii ki ilgileniyoruz. Izgaralar bazında gelecek olursam eğer 60 bin metrekarelik bir üretim kapasitemiz var. Tesisimiz 7/24 boyunca çalışıyor. Hizmet vermek zor aslında. Tabii hizmet sektörü zaten zor ama bu sizin sektörünüzde biraz daha önemli. Çünkü hataya mal vermeyen bir iş kolunuz var. Çok basit bir görünse bile. Bu anlamda hizmet verirken nereye dikkat ediyorsunuz? Şimdi biz üretim yapıyoruz. Dolayısıyla bizim için standartlar çok önemli. Biz uluslararası standartlarda ürün üretimen yapan ve ürettiğimiz malzemelerin de %20'den fazlasını dünyaya ihraç eden bir firmayız. Avrupa ülkelerine, Rusya'ya, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Kuzey Afrika ülkelerine sürekli olarak ihracatımız var. Dolayısıyla bizde kriter hem kendi tesisimiz dahilindeki laboratuvarımızda periyodik olarak ürünlerin testi artı kendi bünyemizde olmayanların da akredite kuruluşlarda test ettirilmesi. Standartları baz alarak üretim yapıyoruz. Bizim için esas olan bu. Türkiye için önemli bir yere sahipsiniz o zaman. Çünkü yurt dışında da çok güzel bir sorumluluk almışsınız. Biz tanıtıyorsunuz. Yani biz Türkiye'nin lider ızgara üreticisi olduğumuzu söylüyorum. Hem üretim kapasitesi itibariyle hem de standartlara tam uyum anlamıyla. Dolayısıyla elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Ürün özellikleriniz nedir peki? Şimdi dediğim gibi ızgara, profil, direk ve polimer beton kanallarla ilgili olarak bir üretim grubumuz var. Izgaralarla alakalı olarak söyleyecek olursam ızgaralar yürüme yollarında kullanılan, kanallarda kullanılan, platform ızgarası olarak kullanılan bir malzeme. Her türlü endüstriyel zeminde, tersanede, gemide, aklınıza gelebilecek her projede aslında altyapı ve üst yapı projesinde kullanılan bir malzeme. Metal ızgaraların ya da döküm ızgaraların yerine kullanılan bir zemin malzemesi aslında. Daha çok kimler tercih ediyor sizleri? Bütün endüstriyel testler. Aslında bu yapı fuarına katılan ve fabrikatı olan tesislerin tümü bizim müşteri adayımız. Onunla
haricinde altyapı ve üst yapı projelerini yine hepsi. Çünkü hangi projenin içerisinde bir drenaj varsa, bir kanal varsa, bir yürüme yolu ihtiyacı varsa orada bizim ürünümüz zaten devreye giriyor. Harikasınız. Peki proje bazlı mı çalışıyorsunuz, stok mu? Standart olarak hiç durmayan 7/24 olarak devam eden bir üretimimiz var. Dolayısıyla stokumuz da var. Sürekli stok tutmak durumundayız. Sürekli olarak da zaten sevki yapılıyor. Harikasınız. Peki başarı tesadüf değil. Çalışırken anlayabiliyoruz. Büyük olmak da aynı şekilde. Elbette yalnız değilsiniz bu yolda. Arkada bir ekip de var. Kaç kişilik ekibe sahipsiniz? Hemen hemen 40 kişiye yakınız. Yeriniz nerede? Ankara'da Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde. Peki bir diğer konu elbette ki firmanın büyüklüğü kadar, ürünlerin kalitesi kadar da tüm dünyada önemli olan diğer konu müşteri memnuniyeti. Bu anlamda teknik servis hizmetleri, satış sonrası destekler çok önemli. Önemli olarak yapmış olduğunuz çalışmalar nelerdir? Biz siparişi aldığımız noktadan, hatta bize teklif talebinin ulaştığı noktadan işin olması halinde sevkiyatın sonuna kadar ve sonrasında da çok titizlikle süreci takip ediyoruz. Satışta görev alan arkadaşlarımızın tümü başından sonuna tam bir hizmet vermek için ellerinden gelen emeğin belki fazlasını yapıyorlar. Bu yönden gururla söyleyebilirim ki hakikaten çok güzel, çok olumlu geri dönüşler de oluyor. Bir ayda belki de hani tercih edilme sebeplerimizden birinde müşteri memnuniyeti olduğunu söyleyebilirim. Harikasınız. Peki. Sizler babadan teslim almışsınız bayrağı. Elbette çok büyük mücadelelerle, korkuyla, çünkü yapılanan bir merkez zaten var, bir şirket var. Babanın kurmuş olduğu. Onların tabii ön yargılarını kırmak da çok zordur. Eminim bunların. Siz oturduğunuz zamandan bu yana birkaç senedir siz bunun başındasınız aynı zamanda. 12 yıldan beri. Neler değişti ve şu anda hedeflerinize ulaşabildiniz mi? Bizim yönetim kurulu başkanımız Mehmet Bey çok vizyonu geniş bir insan. Aynı zamanda teknik donanımı da çok kuvvetli bir insan. Ve bizim faaliyet gösterdiğimiz farklı alanlarda var. O konularda da kendi alanında çok bilinen de bir kimse. Dolayısıyla biz onunla gurur duyuyoruz ve ondan faydalanmaya çalışıyoruz sadece. Dolayısıyla iyi bir ekip olduğumuzu düşünüyoruz. Kendisinin şemsiyesi altında gururla devam ediyoruz. Oturduğunuz zamanki koltuğa oturduğunuzdan bu yana hedeflerinize ulaşabildiniz mi Ayça Hanım? Yol aldığımıza eminim. Yatırımlar yapıyoruz. Bu sene içerisinde tekrar yeni bir yatırımımız da var. 2019'da farklı projeler var. 2019'da evet farklı projelerimiz de var. Arsayla alakalı yatırım noktamızı geçtik. Şu anda da teknik altyapısını oluşturmaya gayret ediyoruz. Sürekli koşmaya devam ediyorum diyorsunuz aslında. Çok güzel. Peki son olarak da sizi destekleyen müşterilerinize, yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerinize, izleyicilerinize, personelinize neler söylemek istersiniz? Biz üretimi çok keyifle yapıyoruz. Tüketicilerden, bilinçli tüketicilerden tek ricamız standartlara uygun almaları, standartlara uygun ürün tercih etmeleri. Ve Türkiye'de yapılmış olan, Türkiye'de yapılıp da ihracı gerçekleşen bir malzemeyi tercih etmeleri. İthal ürünlere asla karşı değiliz. Ama eğer muadili ve hatta daha iyi kalitede bir yerli ürün varsa tercih sebebi olmak. Onun ötesinde farklı bir beklentimiz yok. Sizi hala bilmiyorlarsa da gelip yerinizde görmek ve siz de onlara danışmanlık vermeye de hazırsınız bence. Çok, değil çok, mi? Çok sevindim. Peki ben de size çok teşekkür ediyorum. Vermiş olduğunuz değerli bilgilere, Türkiye'ye kazandırmış olduğunuz bu kaliteli hizmet anlayışına. Umarım sizden sonraki nesillerden sonra da isminizi sürekli duymak dileğiyle diyorum. Farklı projelerinizle görüşmek üzere. Hoşçakalın Ayça Hanım. Çok teşekkürler. Evet değerli Fatih izleyicileri, NAMED'den aktaracaklarımız bu kadar. Bizi izlemeye devam edin.